Rusya'nın S-70 Okhotnik, Avcı ve Türkiye'nin Anka-3 İHA'ları, her ikisi de modern savaş sahasının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanmış ileri teknoloji ürünü insansız hava araçlarıdır. Bu iki platform, farklı tasarım felsefeleri ve kapasiteleriyle dikkat çeker. Karşılaştırma yapılırken, teknik özellikler, savaş kabiliyetleri, radar sistemleri ve hız gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Teknik özellikler: S-70 Okhotnik. Tasarım: S-70, gizlilik özelliklerine sahip ağır bir insansız savaş uçağıdır. Uçak, radar kesit alanını azaltmak için düşük görünürlük teknolojileriyle donatılmıştır. Motor gücü ve hız: yüksek performanslı jet motoruna sahip olan Okhotnik, saniyede 1000 km üzerinde bir maksimum hıza ulaşabilir. Yük kapasitesi: büyük iç ve dış yük kapasitesine sahip olup, çeşitli hassas güdümlü mühimmatları taşıyabilir. Anka-3. Tasarım: Anka-3, Türkiye'nin geliştirdiği orta irtifa uzun havada kalış süreli, MALE, bir İHA'dır. Gelişmiş gözetleme ve istihbarat toplama yeteneklerine sahip olması hedeflenmektedir. Motor gücü ve hız: turbo şarjlı motor ile donatılmış olup, maksimum hızı S-70'e kıyasla daha düşük tur ancak uzun süre havada kalabilme yeteneği ile öne çıkar. Yük kapasitesi: çeşitli gözetleme ve silah sistemlerini entegre edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak ağır sınıf bir savaş İHA'sı olmadığından Okhotnik kadar büyük silah yükleri taşıyamaz. Savaş kabiliyetleri: S-70 Okhotnik. Görev çeşitliliği: hava-hava ve hava-yere görevlerini icra edebilir. Gelişmiş elektronik harp ve siber savaş yetenekleriyle düşman savunmalarını baskılayabilir. Gizlilik: radar görünürlüğünü minimize eden tasarımı sayesinde düşman hava savunma sistemlerine karşı üstünlük sağlar. Anka-3. Görev çeşitliliği: ağırlıklı olarak gözetleme, istihbarat toplama ve hafif silahlarla hassas vuruş yeteneğine sahiptir. Doğrudan savaş görevleri için daha az uygun olabilir. Dayanıklılık: uzun havada kalma süresi ile geniş bir coğrafyada sürekli gözetleme yapabilir. Radar ve sensörler: S-70 Okhotnik, gelişmiş radar ve sensör paketleri ile donatılmıştır. Bu sistemler, düşük görünürlük özellikleri ile birleştiğinde, Okhotnik'i hava savunma sistemlerine karşı oldukça etkili kılar. Anka-3. Yüksek çözünürlüklü kameralar, elektro-optik slasher sensörler ve radarlar ile donatılmıştır. Bu sayede, geniş alanları uzun süre gözetleyebilir ve detaylı istihbarat toplayabilir. Sonuç: her iki İHA da kendi alanlarında öne çıkar. S-70 Okhotnik, ağır savaş görevleri için tasarlanmışken, Anka-3, gözetleme ve istihbarat toplama görevlerinde üstünlük sağlar. Okhotnik'in gelişmiş gizlilik özellikleri, ağır silah yükü taşıma kapasitesi ve yüksek hızı onu doğrudan çatışma senaryolarında daha etkili kılar. Anka-3'ün uzun havada kalış süresi, esnek kullanımı ve geniş gözetleme kapasitesi ise geniş coğrafyalarda istihbarat toplama ve hedef takibinde avantaj sağlar. Bu nedenle, daha iyi olmak, belirli bir görevin gereksinimlerine ve kullanım senaryosuna bağlıdır. Hava-hava ve hava-yere saldırı kabiliyeti gerektiren senaryolar için S-70 Okhotnik, geniş alan gözetleme, istihbarat toplama ve hassas vuruş görevleri için ise Anka-3 tercih edilebilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdi videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdi...